Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Ayetel Kürsi'nin fazileti, sırları, faydaları üzerinde duralım. 30 maddeden oluşuyor. Mutlaka sana bakan bir yön vardır. Çünkü Ayetel Kürsi çok kapsamlı bir ayettir. Bununla alakalı çok hadis-i şerifler vardır. Biraz sonra aktaracağım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Şimdi de Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kardeşlerimiz için Türkçe harflerden okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetu ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhidûne bi şey'in min ilmihi illa bima şâ. Vesi'a kürsiyyuhu semâvâti vel arda ve la ye'ûduhu hıfzuhuma. Ve huvel aliyyül azîm. Sadakallâhul azîm. Anlamı. Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var? Hepsini bilir. Mahluklar ise, yaratılanlar ise, onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Sadakallahul azim, azim olan Allah doğru söyler. Kıymetli dostlar, şimdi de Ayetel Kürsi'nin fazileti, sırları ve faydaları üzerinde duralım. 1. Ayetel Kürsi, Allah'ın varlığını, birliğini ve sıfatlarını anlatan en büyük ayeti kerimedir. Tevhidi anlatan en büyük ayet-i kerimedir. 2. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in efendisi, seyyidi ve en büyüğüdür. Ayetlerin en büyüğüdür. 3. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblisin yanına toplanmışlar ve ona
bu karışıklığı haber vermişlerdir. Ayetel Kürsi'yi duyunca. 4. Ayetel Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye, Allah'ın güzel isimleri hiçbir ayeti kerimede yoktur. Çünkü bu ayeti kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allahu Teala'nın ismi geçmektedir. Sadece Ayetel Kürsi'de Allah'ın 17 ismi geçmektedir. 5. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha büyüktür diye soran sahabeye radıyallahu anh, Allah ona razı olsun, o sahabe efendimizden Peygamberimiz şöyle diyor. İhlas suresi büyük buyurdu. Surelerin içinde en büyük sure İhlas suresidir. Fazilet bakımından. O sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Halbuki İhlas suresi bir sıradır. Ama İhlas suresi tevhidi anlatır. De ki o Allah birdir, Allah samettir, kimse muhtaç değildir, doğmamış doğurmamıştır diye devam eder. Allah'ı anlatır İhlas suresi de. 6. Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse 7 kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'in 1/4 biridir. 7. Yatmadan okuyana Allahu Teala tarafından bir koruma verilir. Yani bir kimse yatmadan önce okudu. Ayetel Kürsi okudu. Üzerine üfledi şöyle. Allahu Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. 8. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim farz namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allahu Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Kim Ayetel Kürsi'yi okursa ise. 9. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayet Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Yani bir evde Ayetel Kürsi okunduğu zaman şeytan o evi terk eder. 10. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim farz namazın arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar Allah'ın Celle Celaluhu onun şanı yüce demektir. Allah'ın zimmetinde olur, Allah'ın korumasında olur. Evet. Zaten namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyarak tesbih çekiyoruz. İnşallah Allah'ın zimmetinde oluruz dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Ayetel Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Ayetel Kürsi'yi ve Bakara suresinin son arkada dostlar Emener Resulü. Kim Ayetel Kürsi'yi ve Emener Resulü'yü sıkıntılı, kederli anında okursa Allah Celle Celaluhu ona yardım eder. 11. Şeytan, cinler vesaire şerli yaratıkların şerrinden yani kötülüklerinden ve anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için doğum yapacak kadının Ayetel Kürsi, Araf suresinin 54. ayeti sonuna kadar
Felak, kul e'udu bi rabbil felak ve Nas sureleri, kul e'udu bi rabbin Nas surelerini okuyarak Allahu Teala'ya sığındırılması gerekir. Allahu Teala'ya sığınmak gerekir, yardım istemek gerekir. Evet. Onunki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Sen Ayetel Kürsi'den neredesin?" O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunur ise mutlaka Allah Celle Celaluhu o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. 13. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sure-i Bakara'nın sonunu yani Emener Resulü ve Ayetel Kürsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve onlar arşın altındaki Rahman'ın Teala, Allahu Teala'nın hazinesindendir buyururdu. Yani Emener Resulü ve Ayetel Kürsi Allah'ın hazinesindenmiş dostlar. Burada hemen kısa bir açıklama yapalım. Ayetel Kürsi diyoruz. Allahu la demiyoruz. Allahu la ne demek? Allahu Allah, la yok demek. Allah yok demek. Allah yok demek suresini okudun mu, ezberledin mi? Haşa. Onun adı Allahu la değil, Ayetel Kürsi'dir. Bir düzeltme yapalım inşallah. 14. Seleme İbni Kays radıyallahu anh. Allahu Teala ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Zebur'da Ayetel Kürsi'den daha büyük bir ayet indirmedi buyurmaktadır. Peygamberimizin hadisi bu. Seleme İbni Kays rivayet ediyor. O aktarıyor. 15. Ayetel Kürsi cinlere karşı kendisinden yardım aranacak duaların en büyüğüdür. Kötü cinlere karşı yardım aranacak duaların en büyüğüdür. Ayetel Kürsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler. Ayrıca sağralı kişiye şeytanın kendisine yardım ettiği sahir yani büyücü, kahin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gadab erbabı üzerine sadakatle inanılarak okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle, ihlaslı bir şekilde inanılarak okunması şartı konulmuştur. Evet. 16. Herhangi bir muradın, herhangi bir isteğin, duanın hasıl olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah'ın izniyle hasıl olur. Ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır. Bu sayıların adedi çok önemlidir. Namaz sonunda çektiğimiz tesbih gibi 33 defa diyor. 34 defa olmayacak. 33 defa. 17. Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayetel Kürsi okunursa biiznillah Allah'ın izniyle o çocuk şifa bulur. 18. Yemeğe okunursa yemek bereketlenir Allah'ın izniyle. 19. Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hazreti Ali kerremallahu veçe buyurmuştur. Yani Ayetel Kürsi'yi devamlı okursanız diyor unutkanlığınız gider. 20. Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evden çıktı işine gidiyor. Gider iken Ayetel Kürsi'yi okur ise işlerinde muvaffak olur. Evine gelince okursan iki Ayetel Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir inşallah. 21. Bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Hak Teala
70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler melekler. Şeyh Muhakkık Celal Divani Hazretleri'nin beyanına göre bir Allah dostu, kim ayetel kürsiyi harfleri sayısınca yani 170 defa okursa, ne gibi bir mertebe talep ederse herhalde onu bulur. Rızık isterse geniş bir nimete erişir. Borcundan kurtulmak isterse ödeme imkanı bulur. Zindanda ise Allah oradan kurtuluş sebeplerini yaratır. Düşmanlarının şerrinden kurtulur. Özellikle bu sayıyı farz namazlardan sonra okursa talebi, isteği süratle yerine gelir. Gece ortasında abdestli bir durumda kıbleye yönelerek okur ise, o durumda olur ise, kıbleye dönmüş bir şekilde olur ise, kabul olmaya pek yaklaşmış olur. Duası kabul olmaya çok yaklaşmış olur buyuruyor. Ne kadar? Ayetel kürsinin sayısı kadar. O da 170 defa. 22. Ayetel kürsiyi kelimeleri sayısınca 50 defa yavaş yavaş okur ise mübarek kılınır ve şeytanın çekip çevirmelerinden korunur. Mübarek kılınır ve şeytanın çekip çevirmelerinden, şeytanın tuzaklarından, oyunlarından korunur, kurtulur inşallah. Ama 50 defa 170'ten okuyacaksın. 170'ten okuyacaksın 1. 170'ten okuyacaksın 2. Böyle 50'ye tamamlayacaksın. Kolay değil. Şeytan kolay birisi değil. 23. Şeyh İmam Ebul Abbas el-Buğni'nin beyanına göre Ayetel Kürsi'yi harfleri sayısınca yani 170 defa okuyan ömrü boyunca hiçbir kötü şeyden korkmaz. Kimse ona karşı kötülük yapmaya güç bulamaz. Ne söz ne hareket ile dokunamaz. Şeytanın çevirmelerinden korunmuş olur. Bu sayıda okumaya devam eden kimseye varlık aleminde bulunan şeyler itaat ederler. Hiçbir şey ona zarar vermeye güç yetiremez. Farz namazlarından sonra okuyan halk arasında ve ruhani varlıklar katında sevimli olur. Namazlardan sonra 170 defa okur isen diyor, halk arasında ve ruhani varlıklar katında sevimli olur. 24. Kimin bir ihtiyaç ve dileği olur da ona ulaşmaya yol bulamazsa 170 defa Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak kelimesi demesi halinde, bunlar Allah'ın isimleri, Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak demesi halinde Allah'ın izniyle arzu ettiği sebep kapıları kendisine açılır. 25. Ayetel Kürsi'yi harfleri sayısınca 170 kez okuyan kimse arzu ettiğinin sevgisine layık olur. Rızık ona doğru gelir. Sevdiği bir kadın varsa meşru yoldan onunla evlenir. Bununla düşmanını kahredebilir. İnatçı ve kıskancı def edebilir. Hile yapanın düzenini bozabilir. Borcunu ödeme imkanı bulur. Zenginlik arzu eder veya bir şeye erişmek ister ise Cenab-ı Hak bu isteklerini yerine getirir Ayetel Kürsi'nin hürmetine. 26. Kim bu ayeti yani Ayetel Kürsi'yi Peygamber Efendimizin isimleri sayısınca yani 201 defa okuyup Ayetel Kürsi'yi 201 defa okuyup
dünya ve ahiret işleri ile ilgili bir hacetini, bir ihtiyacını, bir dileğini Allah'tan ister ise onun bu ihtiyacı karşılanır. Ayetel Kürsi'yi 313 defa okur ise kendisine ölçülemeyecek kadar hayır hasıl olur. Allah ona hayır kapılarını açar inşallah. Rabbim cümlemizi hayır kapılarını açsın inşallah. 27. 313 sayısının büyük sır ve hikmeti ve garip özellikleri vardır. Bu sayı 124 bin peygamber içinde Resul olanların sayısıdır. Evet. Peygamberler içinde nebiler vardır, rasuller vardır. 124 bin peygamber vardır. Bu peygamberlerin 313 tanesi rasuldür. Her rasul ayrı bir vahye mazhar olmuştur. Diğer bir madde, Talut 313 kişi ile Calut'a karşı savaşa çıkmıştı. Bunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Talut 313 kişi ile Calut'a karşı savaşa çıkmıştı ve bu savaşta galip gelmişti. Bedir Savaşı'na katılan ashab-ı kiram da sahabe efendilerimizin sayısı da Bedir Savaşı'nda sahabelerin sayısı 313 tane idi. 313 kişiydi. Estağfurullah, tane değil. 313 kişiydi. Allah onlardan razı olsun. Onların isimlerini okumak bile ibadet dostlar. Şifadır. Ashab-ı Bedir vardır. İnşallah onu da bir gün seslendirmeyi, okumayı düşünüyorum. 28. Şeyh el-Buni diyor ki, Yüce Kur'an'da en üstün ayet, Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi ismi azam, yani Allah'ın en büyük ismidir. Cenab-ı Hak bu ayetin başında Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum buyuruyor. Kim bu üç ismi anıp devam ederse süratle faydasını bulur. Evet dostlar, rızık istediğinde La ilahe illallahur rezzak de. Şeref arzu ettiğinde La ilahe illallahul muizz söyle. İlim talep ettiğinde La ilahe illallahul alim de. Sevgi ve muhabbet talep ettiğinde La ilahe illallahul vedud zikrine devam et. Bir zalimden intikam almak istersen La ilahe illallahul müntakim ve devam et. Müntakim intikam alan demektir. Allah'ın bir ismidir. Evet, bir defa daha okuyalım isterseniz. Rızık istediğinde La ilahe illallahul rezzak de. Şeref arzu ettiğinde La ilahe illallahul muiz söyle. İlim talep ettiğinde La ilahe illallahul alim de. Sevgi ve muhabbet talep ettiğinde La ilahe illallahul vedud zikrine devam et. Bir zalimden intikam almak istersen La ilahe illallahul müntakime devam et. 29. Bilmiş ol ki Ayetel Kürsi'nin şanı çok büyüktür. Faydası umumidir. Kapsamı çok geniştir. Kim onunla dua ederse Cenab-ı Hak kabul buyurur inşallah. 30. Şeyhülekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin buyurduğuna göre kim Ayetel Kürsi'yi harfleri sayısınca 170 defa okur ise halk ve seçkinler arasında büyük bir dereceye erişir. Cenab-ı Hak onun üzerine hayır ve fayda kapılarını açar. İlim hazinelerinin, gizli bilgilerin pencerelerini aralar. Tedavi etme yollarını ona öğretir. Böylece Cenab-ı Hak ona hem zahiri
hem batını ilim ve hikmet verir. Arzu ettiği üzerinde tasarrufa sahip olur. Evet dostlar, Ayetel Kürsi'nin çok büyük faydaları olduğunu, yatarken, kalkarken, yemeklerimizin üzerine, şeytan, cinlerin üzerine, düşmanların üzerine, nimetlerin üzerine çok geniş faydaları var. Çok geniş bir kapsam alanına sahip. İnşallah Rabbim Ayetel Kürsi'nin sırlarını, faziletini kazanan kullarının eylesin inşallah. Bunları hayatımızda uygulayalım dostlar. Evlatlarımız da okuyalım, onlar da dinlesinler, onlar da okusunlar. Ağzı dualı, gönlü yumuşak, dili tatlı müminler olalım inşallah. Rabbim hak ve hakikatten ayırmasın. Rabbim Ayetel Kürsi'nin faziletinden yaralanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah rızası için El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardu. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadakallahu'l-azim.